Evinizdeki elektronik atölyesi Evde Elektronik'ten herkese merhabalar. Bu bölümde bir önceki videomuzda bahsettiğim temel elektronik parçaları ve bu işte uğraşırken kullanacağımız temel bazı aletleri inceleyeceğiz. Elektronik parçalar için ayrıca fiyat bilgilerini de paylaşacağım. Ama bu fiyatların videoyu çektiğim döneme ait olduğunu unutmayın. Kullanacağımız aletlerle başlayalım. Öncelikle ince uçlu bir yan keski. Küçük parçaları tutabilmek için ince uçlu bir cımbız. Ayar potları ve çeşitli vidalamalar için saatçi tornavida seti ve kabloları kolay yoldan sıyırabilmek için uygun fiyatlı bir kablo sıyırıcısı. Yine elektroniğin vazgeçilmezlerinden elektrik bandı. Evet arkadaşlar, ihtiyaç duyacağımız diğer bir takım malzemeler lehimleme malzemeleri, çünkü lehimleme elektronikte çok önemli bir yer tutar. Her türlü lehimleme işi için bize öncelikle bir havya lazım. Kalem havya bu konuda en çok tercih edilen türdür. Havyamızın ince uçlu olması bize küçük lehimlemelerde kolaylık sağlayacaktır. Eğer uzun süreler elektronikle uğraşmak istiyorsanız size kaliteli bir makine almanızı tavsiye ederim. Örnekte gördüğünüz lehimleme istasyonu hem standart bir havya ucuna sahip hem de SMD parçaları için hava üfleme kısmına sahip. Her iki bölümde birbirinden bağımsız olarak sıcaklık ayarı yapılabiliyor ve ayrı ayrı açılıp kapatılabiliyor. Yan tarafta fiyatını da görebileceğiniz cihaz uzun süreli kullanım için ideal. Lehim teli de yine yaptığınız lehimin kalitesi açısından önemli bir faktör. Öncelikle lehimimiz kaliteli olmalı. Ayrıca 0.75 mm kalınlığında olması bizim için daha uygun. Çünkü biz daha küçük lehimleme işleri yapacağız ve kalın bir lehim teli bize fazla geliyor. Eğer buraya kadarki parçalar size pahalı geldiyse, içinde lehim kaldırmak için kullanabileceğiniz bir pompa da dahil olan başlangıç setleri mevcut. Yan tarafta bunların iki tanesinin fiyatını görebilirsiniz. Başlangıç için ikisi de uygun olacaktır. Ancak uzun süreli kullanım için daha kaliteli bir şeyler tavsiye ederim. Seçim sizin. İşte çok faydalı bir alet daha. Yardımcı el. Ayarlanabilir bir LED ışığa da sahip. Peki bu alet bizim ne işimize yarayacak? Örneğin burada Arduino'muzu görüyoruz. Hem Arduino'yu, lehimleyeceğimiz parçayı hem de havyayı aynı anda tutmamız gerekiyor. Bu oldukça zor bir iş. Genelde bunu yaparken Arduino'yu bir yere koyarak, destek alarak yapmaya çalışıyorum ama bu alet ile kıskaçların bir tanesine tutturduğunuz parçayı rahatlıkla lehimleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ihtiyaç duyarsanız eğer ışığını da yakabiliyorsunuz. İki farklı bölmesi var, iki farklı kıskacı var. Ben bu cihazı oldukça geç edindim. Ancak size en baştan edinmenizi tavsiye ederim. Devrelerimizi çalıştırabilmek için öncelikle bir güç kaynağına ihtiyaç duyacağız. Başlangıç için bu tarz 12 volt 1 veya 2 amper gücünde bir adaptör bize yeterli olacaktır. Şimdi isterseniz bunların fiyatlarına bir göz atalım. Türkiye'den 12 volt 1.5 amper gücünde bir cihazı 11.57 liraya almak mümkün. AliExpress üzerinden 3.79 dolara, bugünün kuruyla 13.40 liraya almak mümkün. Çin'den bahsetmişken, parçaların fiyatlarını verirken aynı anda hem yurt içi hem de yurt dışı fiyatlarını vermeye çalışacağım. Bazılarının arasında çok ciddi fiyat farkı olduğunu göreceksiniz. Örneğin bu örnekte 1.5 amperlik bir cihazın Türkiye'den alınmasıyla 2 amperlik bir cihazın kargo dahil yurt dışından getirtilmesi hemen hemen aynı fiyata geliyor. Bu adaptörleri devrelerimize direkt bağlayamayacağız çünkü birçok elektronik parça 5 voltla çalışmak üzere yapılmış. Bu problemin üstesinden gelmek için düşürücü veya yükseltici
voltaj regülatörleri yani voltaj düzenleyicileri kullanacağız. Örneğin elimdeki bu parça ile 12 voltu 36 volta kadar çıkarma şansımız var. Bunu üzerindeki pottan ayar yaparak gerçekleştireceğiz. Diğer bir parçamızla da 12 voltu 1.2 volta kadar düşürme şansımız var. Yine aynı şekilde üzerindeki pottan ayar yapacağız. Hiçbir ayar yapmadan tek parçayla 12 voltu 5 volta düşürebilecek bir parçamız da mevcut 7805. Bunu da az sonra göstereceğim. Şu şekilde ayarlı bir güç kaynağı da alınabilir. Bunlar genelde yüksek güç sağlarlar ve voltaj ayarları vardır. Ancak 12 volttan yukarısını verebildiği için benim cihazım yine bir modüle ihtiyaç duyuyorum. Bu da tercih edilebilir ancak basit bir adaptör de başlangıç için işimizi görecektir. Yapacağımız tüm projelerde, deneylerde en çok kullanacağımız alet belki de bu multimetre. Bir multimetre alırken dikkat etmemiz gereken en önemli şey dijital olması. Eski tip iğne göstergeli cihazlar yüksek akımlara dayanıklı değillerdi. Bunun yanında dikkat etmemiz gereken şey 10 ampere kadar akım ölçebiliyor olması. Şurada görülebildiği gibi bir transistör ölçme bölümüne sahip olması. Çoğunlukla kullanmıyoruz ama cihazımızda olması faydamıza olacaktır. Bir dış kılıfının olması dış ortamda daha rahat kullanmamızı sağlar. Ama bizim dikkat etmemiz gereken en önemli şey cihazımızın dijital olması ve 10 ampere kadar akım ölçebiliyor olması. Elimizdeki cihaz standart uçlara sahip. Bu cihazla voltaj ölçümü, amper cinsinden akım ölçümü, kilo ohm yani direnç ölçümü, NPN ve PNP transistörlerin kazanç ölçümleri, sıcaklık ölçümü ve farad cinsinden kapasitörlerin değer ölçümlerini yapabiliyoruz. Alttaki dört bacaklı bölümü kullanarak transistörlerimizi direkt buraya takarak kazanç miktarlarını da ölçebiliyoruz. Dediğimiz gibi cihazımızın otomatik kapanma özelliği var. Yani biz düğmesinden kapatabileceğimiz gibi eğer açık unutursak belli bir süre sonra otomatik de kapanacaktır. Devre denemelerimizde kullanacağımız breadboard denen parçayı tanıyalım. Bu parça henüz hazır olmayan devrelerimizde deneyler yaparken, ekleme çıkarmalar yaparken çok işimize yarayacak. Örneğin bir LED üzerinde ufak bir deneme yapalım. LED'imize bir direnç bağlayıp çalıştırmak istediğimizi varsayalım. Breadboard üzerine bu iki parçayı yerleştirdiğimiz zaman bunları doğrudan birbirleriyle bağlantılı hale getirebiliriz. Breadboard üzerinde her bir sıradaki 5 bacak birbiriyle içeriden bağlantılıdır. Böylelikle buraya taktığımız bütün parçalar birbirleriyle otomatik olarak bağlantılı hale gelirler. Üstte ve altta power lines yani güç hatlarını görüyoruz. Buradan devrelerimize direkt elektrik alabiliriz. Bu parçayı ilk günden edinmemiz gerekiyor. Çünkü yapacağımız birçok denemede bize büyük kolaylık sağlayacak. Yine breadboard üzerindeki devrelerimizde kullanmak için jumper kablolarımız var. Bunlarla farklı bölümleri birbirlerine bağlayabiliyoruz. Örneğin devremize güç almak istiyorsak eğer yukarıdaki güç hatlarından bu jumper kablolar sayesinde istediğimiz bölüme elektrik alabiliyoruz kolay yoldan. Bu jumper kabloların çift tarafı dişi, çift tarafı erkek veya bir tarafı dişi, bir tarafı erkek modelleri bulunuyor. Şimdi isterseniz bunların fiyatlarına bir bakalım. Görüldüğü gibi her iki modelde de Çin yani AliExpress daha uygun ve ayrıca kargo dahil. Solda Türkiye'de bir adet jumper kablonun fiyatını, sağda ise AliExpress'te 40'lı jumper kablo setinin fiyatını görüyorsunuz. Krokodil kablo veya timsah ağzı kablo diyebileceğimiz bu tür bize deneylerde oldukça yardımcı olacak bir parça. Örneğin az önce breadboard üzerinde yaptığımız direnç ve LED bağlantımızı bu defa krokodil kablo kullanarak dışarıda da yapabiliriz. LED'imizin bir bacağıyla direncimizin bir bacağını bu kablo aracılığıyla bağlantılı hale getirdik. İhtiyaç duyduğumuz akım miktarına göre
daha farklı kablolar kullanabiliriz. Bu krokodil başlıklar piyasada tek başlarına da satılıyorlar. Bu şekilde alıp istediğimiz kabloyla istediğimiz uzunlukta timsah ağzı kablolar elde edebiliriz. Gelelim fiyatlarına. Devrelerimizi tak çıkar özelliği katacak olan soketler veya konektörler. Bunlar dişi ve erkek olmak üzere iki farklı bölümden oluşuyorlar. Uygun boyutlarda keserek devremize monte edeceğimiz bu parçalarla birbirine geçmeli, kolaylıkla takılıp çıkarılabilen elemanlar yapmak mümkün. Arduino Uno üzerinde de standart olarak bunların dişi bağlantıları geliyor. Erkek bağlantıları kullanarak Arduino cihazımıza istediğimiz cihazları bağlamamız bu soketlerle mümkün. Parçalarla birlikte gösterilen bu fiyatları kaçırıyorsanız eğer endişe etmeyin, çünkü videomuzun sonunda tamamını tablo halinde gösteren bir fiyat listemiz de mevcut. Oradan gerekli hesaplamaları yapabilirsiniz. Devrelerimizde sıklıkla kullandığımız en temel parçadan birisi olan direnç. Oldukça küçük boyutlarda ve piyasada uygun fiyatlara bulunabilen parçalar bunlar. Bunlardan elimizde bol miktarda ve çeşitli değerlerde bulundurmamız önemli. Gördüğünüz gibi Türkiye'de 500 adet direnç 20 lira artı KDV iken Çin'de 820 adet 25 liraya kargo dahil alınabilir. Gelelim elektronikte benim en çok sevdiğim parça olan LED'lere. Ben LED'ler olmadan bir elektronik dünyası düşünemiyorum. Çok çeşitli LED'lerimiz mevcut. Farklı renklerde ve farklı boyutlarda. Örneğin 5 mm boyundaki bu kırmızı LED, 3 mm'lik küçük LED'ler, kendisi şeffaf olup güçlü ve farklı renklerde ışık verebilen LED'ler. Yeni nesil SMD LED'ler. Yani bunlar delikten geçirilmezler. Doğrudan baskı plakanın üzerine lehimlenirler. İşte bunlar için üflemeli bir lehim istasyonu gerekiyor. Oldukça da yüksek ışık güçleri vardır. Birleşik LED'ler. Bunların içinde birden çok LED tek plaka üzerine toplanmıştır. Bunlar birleşik oldukları için çok yüksek güçte ışık sağlayabiliyorlar, ancak ısınma bunlar için bir problem. Elimde gördükleriniz en standart 5 mm'lik bacaklı LED'ler. Devrelerimizde en çok tercih ettiğimiz LED'ler bunlar. Gelin şimdi bir fiyatlarına bakalım. Elektronik dünyasının diğer bir önemli parçası transistörler. Bunlar piyasada çok farklı isimlerle ve değerlerle bulunabiliyor. Benim en çok tercih ettiğim ve projelerimde de kullanmaya devam edeceğim S8550 ve S8050 modellerini görüyoruz. Bunlar düşük voltajlarda 500-600 mA'a kadar akım sağlayabilen transistörler. Yine sıklıkla kullandığım diğer bir transistör seti MPSA92 ve MPSA42. MPSA92 PNP, 42 NPN özelliğinde 500 mA'a kadar güç çekebilen transistörler bunlarda. Bu tanımlara transistörleri işlediğimiz bölümümüzde daha derin bir şekilde değineceğiz. ULN2003A. Bu entegrenin içinde 7 farklı Darlington çifti, yani toplamda 14 transistör bulunmakta ve her biri 500 mA'a kadar güç çekebilmektedir. Öncelikle Darlington çifti ne demektir? Ondan bir bahsedelim. Daha yüksek güçte akım çekebilmek için düşük güçlü bir transistörle yüksek güçlü bir transistörün birbirine bağlandığı devreye Darlington devresi denir. Her bir Darlington çifti karşılıklı konumlandırılmış durumda. Yani bir bacaktan base sağlarken hemen karşısındaki bacak kolektör durumuna geçiyor. Bunların tamamına ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Çok sık karşılaşılan iki tane MOSFET transistörü görüyoruz. Birisi IRFZ44N, diğeri IRF4905. Birisi N-Channel, birisi P-Channel MOSFET bunların. MOSFET nedir? MOSFET'in en önemli özelliği çok düşük kayıpla yüksek amperleri açıp kapatabiliyor olması, güç çekebiliyor olması, ayrıca akım değil de voltajla kontrol ediliyor olması.
Yine bunların hepsine transistörleri incelediğimiz bölümde değineceğiz. Bizi takip edin diyelim. Gelelim bunların fiyatlarına. Çin'de bu tür parçaları oldukça ucuza bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi 10'lu, 100'lü paketler halinde satılıyorlar. Ve Türkiye'ye oranla oldukça ucuzlar. İşimize yarayacak diğer bir parça L7805. Parçanın ismindeki 0,5 rakamı bu parçanın kaç volta sabitlendiğini ifade etmektedir. Yani 7805 5 voltluk bir voltaj düzenleyicidir. 24 volta kadar verilen bütün voltajlardan 5 volt elde etmemizi sağlar. Evet, burada entegreleri kolaylıkla çıkarıp takabileceğimiz soketleri görüyoruz. Daha sonradan bozulan veya değiştirmek istediğimiz entegreyi kolaylıkla çıkarıp takmamızı sağlayacak soketlerdir bunlar. Elimdeki ULN2003 gibi entegremizi sadece bu sokete bastırarak yerine takıp çıkarabiliyoruz. Diyotlar, elektriği sadece bir yönde aktaran parçalardır diyotlar. Üzerlerinde bir çizgi bulunur. Bu çizgi tarafından artı voltaj verildiği zaman diğer tarafa akmaz. Ancak çizgi bulunmayan taraftan artı voltaj verildiği zaman diğer tarafa akım sağlanır. Bu parçalar genellikle AC akımı DC akıma çevirmek için ve artı eksi yönünün yanlış takılması durumunda elektronik devrelere bir koruma amacıyla takılırlar. Kapasitörler veya diğer bir adıyla kondansatörler. Bunlar küçük piller gibi davranıp akım geldiği anda şarj olup kesildiği anda devreye bir miktar akım sağlayan küçük parçalardır. Farad cinsinden çok çeşitli değerleri mevcut. Devremize çeşitli komutlar verebileceğimiz buton çeşitleri. Bunları genellikle Arduino devrelerimizde bazı işlerin komuta bağlanmasını istediğimiz zamana da kullanacağız. Örneğin düğmeye basıldığı zaman bir ışığın açılıp kapanması gibi veya sayılan sayının sıfırlanıp başa dönmesi gibi. Bunlar basılma durumunda iki bacağı birleştirip bırakılma durumunda açan devrelerdir genellikle. Çeşitli butonların fiyatlarını görebilirsiniz. Şimdilik son parçamız röle. Bunları ne için kullanacağız? Üzerinde gördüğünüz gibi yüksek voltaj ve yüksek amper gereken durumlar için kullanacağız. Bir rölenin çalışma mantığı şu şekildedir. Ortadaki bacak içeriden karşıdaki bacakların birisiyle bağlantı halindedir. Elektrik verdiğimiz zaman mıknatıs etkisiyle o bacak bir diğerle birleşir, bırakıldığı zaman geri döner, önceki bacakla birleşir. Unutmadan devrelerimiz için pertinaksdan da bahsedelim. Delikli pertinaks, resimde de görebileceğiniz gibi üzerine parçalarımızı dizip alttan bunları belli yollarla birbirine bağlayacağımız bir parça. Temel elektronik parçalarını inceledikten sonra gelelim modüllerimize. Öncelikle devrelerimizde akıllı mikrokontrolör olarak kullanacağımız Arduino Uno'yu inceleyelim. Üzerinde bir Atmel çipe sahip, kendi USB girişi var, bu şekilde bilgisayara bağlanabiliyor ve USB çipi de kendi üzerinde. Kristali, 5 volt düzenleyicisi, kapasitörleri, elektrik girişi, in-circuit programming için bir giriş,
Analog ve dijital çıkışlar soket halinde ve çalışmasını gösteren LED'ler de kendi üzerinde bulunabilir. Bunu birçok devremizde kullanacağız. Tabii programlamak gerekiyor. Programlama üzerine de değineceğiz ilerleyen bölümlerimizde. Arduino Uno'nun bir küçük kardeşi Arduino Nano. Arduino Nano, Uno'nun tüm fonksiyonlarını yerine getirebilen ama ondan daha küçük, daha kompakt bir cihaz. Alt tarafında USB çipi, üst kısmında mini USB bağlantısı, yine bir 5 volt düzenleyicisi, diğer bütün parçalar, buton ve ana işlemcimiz hepsi yine bu parça üzerinde mevcut. Bunu 5 voltla çalıştırabileceğimiz gibi doğrudan 12 voltluk bir kaynağa da bağlayabiliyoruz üzerindeki voltaj düzenleyicisi sayesinde. Yan yana baktığımız zaman boyut olarak Arduino Uno'dan oldukça küçük olan Arduino Nano bütün işlemlerini yerine getirebiliyor. Arduino Nano'dan daha küçük olan bir işlemci Arduino Pro Mini. Görebileceğiniz gibi işlemcisi, kristali, çeşitli parçaları, ledleri, düğmesi ve 5 volt düşürücüsü üzerinde mevcut. Ancak arkasını çevirdiğimiz zaman USB çipi bulunmuyor ve herhangi bir USB girişi de yok. Bu yüzden bunu doğrudan biz bilgisayara bağlayıp programlayamayacağız. Dikkat ederseniz bu iki modülde USB girişleri bulunuyordu ve doğrudan programlanabiliyordu bunlar. Herhangi bir USB girişi olmadığı için bir ara cihaza ihtiyacımız olacak. Bu da USB'den TTL'e çevirici. Şöyle USB'den TTL'e. TTL Transistor Transistor Logic. Bunu USB'ye bağladığımız zaman hem güç kaynağı olarak hem de iletişim uçları olarak doğrudan Pro Mini'ye bağlayıp programlayabiliyoruz. Bunu daha önce gördüğümüz soketleri kullanarak yapacağız. Pro Mini'nin tek özelliği daha küçük devrelere daha uygun fiyatla işlemci takabilmemizi sağlamak. Programlayıcı bize sadece programlama için gerekiyor. Ardından Pro Mini'miz yine tek başına çalışacak hale geliyor. İlerleyen bölümlerde çok daha detaylı bir şekilde bunlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir fiyatlarına göz atalım. Örnek fiyatlardan görebileceğiniz gibi AliExpress bu konuda oldukça uygun. Türkiye'dekinin neredeyse yarı fiyatına aynı ürünleri bulmak mümkün. Bunları aldığınız zaman 30 gün gibi bir ulaşma süresi var. Ve tabii bu fiyatlara kargo da dahil. Yurt dışı için konuşuyorum. Ve bu videomuzda son olarak bahsedeceğimiz aletlerimiz, cihazlarımız, voltaj düzenleyicilerimiz. Çok çeşitli boylarda, özelliklerde voltaj düzenleyicileri bulmak mümkün. Bunlar benim elimdeki modeller, sıklıkla kullandığım modeller. Öncelikle şu ortadaki büyük, en kullanışlı modelle başlayalım. Bu cihaz dijital kontrollü bir voltaj regülatörü, aynı zamanda akım regülatörü olarak da işimize yarıyor. Bu biraz pahalıdır. Model numarası D3806. 3806 38 volta kadar çıkılabileceğini ve en fazla 6 amper çekilebileceğini ifade ediyor. Kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgileri daha sonraki bölümlerimizde açıklayacağız. Şimdi diğer voltaj regülatörlerimize bir göz atalım. Öncelikle elimde tuttuğum bu LM2596 modelinden bahsedelim. Dikkat ederseniz in bölümünde 50 voltluk, out bölümünde 35 voltluk bir kapasitör mevcut. Bu şunu gösteriyor. Cihazımız 50 yazan taraftan yani daha yüksek olan kısımdan giren yüksek voltajı out kısmında daha düşük bir voltaja düzenleyebiliyor. Yani 36 volta kadar olan bir girişi
Üzerindeki pot yardımıyla, şu tornavida ile çevireceğimiz pot yardımıyla istediğimiz voltaja kadar düşürmemizi sağlıyor. Bu modülün tek yapabildiği voltaj düşürmek 1,5-2 ampere kadar bir akım sağlayabiliyor bize. Bu modülümüz ise XL6009 model bir çipe sahip bir voltaj yükseltici. Bu da bir düzenleyici olarak geçiyor ama dikkat ederseniz in kısmında 35 voltluk bir kapasitör mevcutken out kısmında yani çıkış kısmında 50 voltluk bir kapasitör mevcut. Bu da bize bunun bir yükseltici olduğunu gösteriyor. Çalışma mantığı az önceki LM ile aynıdır. Bir taraftan gelen daha düşük voltajlı elektriği yapacağımız ayarlamalarla istediğimiz daha yüksek bir voltaja çıkarabiliyoruz. Diğer bir modülümüz, dikkat ederseniz bunun üzerindeki sargılardan iki tane var. Çip aynı ancak iki farklı sargıya sahip ve her iki tarafında da eşit voltajlı kapasitörler mevcut. Bu bir buck boost converter, yani hem düşürüp hem yükseltebilen bir düzenleyici. Giriş kısmından vereceğiniz herhangi bir voltajı çıkış kısmında istediğiniz herhangi bir voltajı ayarlayabiliyorsunuz. Bu ne demek? Örneğin 12 voltunuzu ister 30 volta çıkarabiliyorsunuz, ister 1,5 volta düşürebiliyorsunuz. Ancak bunların çıkış akımı çok da güçlü değil. Yine sadece bir buck converter, yani elektriği düşürmeye yarayan bir düzenleyici. Üzerinde iki büyük MOSFET transistör ve bunlar için birer soğutucu, heatsink ve kalın sargılara sahip bir bobini mevcut. Bunlar oldukça yüksek akım değerleri üretebiliyorlar. Bu cihazların diğer küçük modüllerden farkı sadece akım yönünde. Diğerleri gibi yine sadece 36 volta kadar giriş alıp 1,2 volta kadar düşürebiliyorlar ancak 6, 8, 10 ampere kadar güç sağlayabilen modelleri mevcut. Elimdeki modelde iki ayrı pot bulunuyor. Bunların da sebebi bu cihaz hem sabit voltaj hem de sabit akım sağlama yeteneğine sahip. Bu ürünler için de Türkiye ve AliExpress yani Çin fiyatlarını görebilirsiniz. Şimdilik sadece küçük modüllerden birer tane elinizde bulunması faydalı olacaktır. Tüm bu parçaların bir bir inceleneceği önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.